ülkemdeki büyüklerin yaptığına katılmıyorum. Doğru bulmuyorum. İnsanlar özgür olmalı. Seçtikleri kişiyi eğer daha baştan bunlar düşünülmeliydi. Halk seçtiyse kabullenilmeli. Yanlış varsa Türkiye'de bir sürü yanlış var. Bizim ülkemizde ayrım yoksa, eğer ayrım yoksa herkes istediği makamda olmalı. O içler acısı bir olay. Bir kere vali biliyorsunuz devlet adamıdır. Hükümet adamı olamaz. İstese de olamaz. Ama maalesef günümüzde bunlar artık hükümet adamı oluyor. Devlet nerede o zaman onu bilemiyorum. Şimdi bu ilk değil zaten. Daha önce de olan şeyler. Sürekli halkın iradesine gasp konmuş bir şey. Halkın iradesini yok sayıyorlar. Bu da her ne kadar biz Hakkari dışında da olmuş olsak bizim canımızı acıtan, televizyonlardan da esefle izlediğimiz ama her zaman da kendi adıma söyleyeyim, arkalarında olduğumuz Hakkari halkının ve diğer kayyum atanan yerlerin arkasında olduğumuz bir şey. Hiç doğru bulmuyorum. Seçilmiş bir belediye başkanının seçilmişlik hakkının elinden alınması, hele ki 10 yıl geçmiş üzerinden bir davanın şimdilerde gündeme getirilmesi çok da masumane bir şey gibi durmuyor benim için. Demokrasinin verdiği bir karar vardı. Neyse seçimde birileri seçti. Yani buna herkesin saygı göstermesi gerekir. Eğer Yüksek Seçim Kurulu bir engel vardıysa da onu baştan engellemeliydi. Ama halkın özgür iradesine hayır dediler, yok sen bilmezsin bu işi, valilik yönetecek. Valilikten ziyade keşke şeyin belediyenin meclisinden, kendisinden, yedekten birisini çıkarsalardı, bari seçilmiş bir insan olacaktı o zaman. Bana biraz daha akıl veriyor gibi ama bunu aklım ermiyor benim. Bunlar bana çok ters gelen şeyler. Her zamanki AKP'nin işte halleri, yani devletin halleri daha doğrusu yani. İşte saçma sapan şeyler, daha bence başlangıç. Hala da millet bu adamın yumuşadığını falan zannediyor. Salak salak hareketlerden uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Hukuki bir yanı mı var bunun yani? Yani milletin seçtiği bir adamı sen çıkartmadın. Yani madem öyle yargıla. Kayyum ne? Her zamanki şeyler ya, bıktık artık ya. Yine her zamanki gibi haksız bir tutum. İşlerine gelmediği yerlere kayyum atıyorlar. Bunu herkes biliyor zaten. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Yani adaletsizlik her yerde diz boyu. Bence çok saçma. Yani kimse hakkını aramadığı için zaten, kimse birleşmediği için bu haldeyiz maalesef. Birlik olsak her şey düzene girecek de herkes korkuyor maalesef, susuyor. Ama sustukça her gün daha kötüye gidiyoruz bence. Hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Her gün her an şey, her şey oluyor yavrucuğum. Şaşırmıyoruz. Ya hukuk var mı? Bu ülkede ben artık hukukun kaldığını zannetmiyorum. Hukuk yok. Güveneceğimiz adalet yok. Öyle olunca her şey oluyor. Bildikleri gibi yapıyor. Ama inşallah sonu gelecek her şeyin. Yani aynı iradeyi tekrar göstermezsek bugün Van'a oldu, yarın Hakkari'ye olur, ertesi gün Mardin'e olur. Bu böyle gider yani. Silsile yoluyla devam eder. Yani bunun önüne geçebilmemiz için ilk başta halkın iradesi gerekir. Yani söyleyecek başka bir şey de yok bunun için. Mücadele lazım. Mücadele lazım. Kötü bir olay. Demokrasi açısından çok olumsuz bir şey. Yazık oldu yani. Orada emek veren insanların emeklerine heba edildi. O yanlış bir şey. Bu hükümete yarayan bir karar değil. Türkiye'nin dış itibarını falan sıfır ediyorsun. Yıllarca uğraşacak, didinecek. Ondan sonra 10 sene önce ne yediği belirsiz bir dava için o insanları görevden almak. Demokrasi değil. Ben o bölgeyi zaten geçmişte de bir iki defa gezdim. Orada bütün belediyelerde aynı durum vardı geçen senede. Bu çok yanlış. Herhalde bu gidişte yine aynı durum olacak. Çok yanlış. Oradaki halka saygısızlık bu. O bakımdan halkın eylemleri doğru. Halkın seçtiği oy halkındır. Kimse müdahale edemez. Demokrasi ise biz bunu seçtiysek biz seçtik yani kime ne? O zaman hiç seçim olmasın, onlar atasınlar yani. Öyle şey mi olur? Bu ülke yalnız onların değil, hepimizin. O yüzden biz seçtiğimizi, bizi yönetmesini istediğimiz kişiyi seçiyoruz.